Babası gitti. İnanabiliyor musun? Onu burada bırakıp gitti. Onu istemiyormuş. Sosyal hizmetlere haber verecekmiş. Çok yazık. Çok şanssız bir bebek. Eğer kendi bebeği olsaydı onu bırakıp gidemezdi. Ama evlatlık. Ela, biz bunları konuştuk. Adamın karısı öldü. Bebeğe her baktığında karısını hatırlatacağı için gitti bence. Niye bu duruma böyle bakmıyorsun? Bunun bizim durumumuzla alakası yok Ela. Haklısın. Yarın akşam evlenecek olan çift siz değil misiniz? Ben de onu söyleyecektim sana. Annem aradı. Size gidiyormuş kına gecesi için. Ama gelin hala burada oyalanıyor. Hadi geç kalma. Görüşürüz hocam. Levent, bekarlığa veda partimiz ne oldu? Yapmıyor muyuz? Yapıyoruz hocam. Saat 9'da anestezide toplanıyoruz. Geç kalmayın sakın. Kalır mıyım hiç? Levent'e. Şerefe. Hadi bakalım. Levent Bey, artık sizi de kaybettik. Ne zaman kazanmıştık ki? Onu zaten bizim sahalarda hiç görmedik. Aslan, seninle kimse yarışamaz. Tabii ki. Bu benim partim olsaydı aradaki farkı görürdünüz zaten. Kesinlikle. O zaman içelim bari. Hadi bakalım. Şerefe. 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 Mutluluğuna, sağlığına. Sağlığınıza. Gel. Hadi bakalım. Işıkları söndürün, geliyoruz. Ya anne, yapmayın ne olur. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin sen bana ver yak. Ya anne, ben doktorum, ne kınası? Gelin olacak kız hiç kına yakmaz mı? Evet kızım, adettir. Ufacık da olsa yak. Doktorlukla ne ilgisi var bunun? Hem ben de yaktım. Aa, sen de mi yaktın? Evet canım, ne var bunda? Hadi verin. Ay tamam peki, ama çok az, tamam mı? Nokta kadar. Nokta kadar. Tamam. Tamam tamam. Kapat elini. Ela'cığım, ben oğlumu ilk defa senin yanında bu kadar mutlu gördüm. Sen de anne olunca anlayacaksın ki bir anne en çok evladını mutlu görmek ister. Ela'cığım, bunu almanı istiyorum. Bu benim için çok değerli bir şey. Bunu bana evlenirken rahmetli annem vermişti. Sen de ileride çocuklarına verirsin. Biraz daha börek alır mıydınız? Teşekkür ederim, almayayım. Sakın öyle kariyer mariyer diye bizi oyalamayın. En kısa zamanda torunlarımızı kucağımıza almak istiyoruz Ela'cığım. Öyle değil mi Nazenin Hanım? Torun bizim hakkımız. Müsaadenizle. Benim gibi hayatını işine kaptırıp aşkını kaybetmedin. Sen ona sahip çıktın. Keşke ben de 25 yıl önceye dönebilsem. Pardon hocam. Bak bak. Ela abi. Vay. Şimdiden hesap sormaya başladı. Alo? Alo Levent. Olmaz Ela. Tam da arayacak zamanı. Levent ver bana şu telefonu. Olmuyor kızlar. Aşkım. Biz de tam senden bahsediyoruz. Levent çok önemli bir şey konuşmamız lazım. Hocam. Kap şu telefonu çocuğun elinden. Alo. Ya. Ne? Bir dakika bekle o zaman. Burası çok gürültülü, dışarı çıkayım. Ya yeter ama. Ya tamam köylü buraya gel. Hanım köylü. Tamam ya. Evet Ela'cığım, şimdi dinliyorum seni. Ben yapamayacağım Levent. Galiba evlenemeyeceğim. Ne? Demin annenle konuştuk. Bana yüzüğünü verdi ve bunu ileride çocuğuma takmamı istedi. Ona bunun olmayacağını, asla bir torun sahibi olamayacağını söyleyemedim. Bunların olacağını biliyordum. Sana söylemiştim. Bununla savaşamayacağımızı söylemiştim. Ela, annemler için önemli olan sadece bizim mutluluğumuz. Hem bana söz vermiştin. Bir daha bu konuyu bu şekilde açmayacaktın. Biliyorum. Ya biliyorum, söz verdim ama... Ne istiyorsun Ela? Ne yapmamı bekliyorsun? Yarın evleniyoruz ve sen bana gecenin bir yarısı telefon açıp... Benim bekarlığa veda gecemde, kendi kına gecende... Seni tekrar evlenmek için ikna etmemi bekliyorsun. Bana ne yaşattığının farkında mısın Ela? Özür dilerim. Özür dilerim aşkım. Haklısın. Haklısın. Saçmalıyorum. Tamam. Şimdi bunları unutalım. Yarın düğünümüz var. Tamam aşkım. Seni seviyorum. İyi geceler. İyi geceler. Damat bey. Ne o, sevgilini mi özledin? Merak etme. Yarından sonra hep beraber olacaksınız. Ben de Zenan'la bir an önce evlenmek istiyorum. O gerçekten benim hayal ettiğim kadın. Çok kararlı. Bir şey yapacağım dedikten sonra onu hiç kimse durduramaz. Elim işlemez haldeyken beni hayata o döndürdü. Çünkü o inanıyordu. O benim yanımda olmasaydı, bize sahip çıkmasaydı... Belki de bugün beraber olamazdık. Bir erkek hayatını paylaşacağı kadından daha ne ister ki? Güven ister. Bence bir erkek bir ilişkide en çok güven ister. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.